Sizlerin yapmış olduğu hükümetlerimizin başarılı çalışmalarını bir hayal edin. 2002 yılı öncesinde Türkiye ne haldeydi? 6100 kilometrelik bir bölünmüş yola son derece kalitesiz, güvenliği olmayan sıkıntılı süreçler, bütün kaza haberleriyle dolu haber bültenleri ve sonucunda 28550 kilometreye çıkardığımız bölünmüş yol, bu 28550 kilometre yol sayesinde sırf kaza maliyetleri ve kaza bakımından kaza istatistiklerine baktığınızda bu yollarda taşıt hareketliliği %180 artmış olmasına rağmen kaza oranlarında %80'e varan azalmalar oldu. Bunun istatistik rakamı da sahi her yıl 11.000 can kurtarılması demektir arkadaşlar. Bakın 17 senede bir Bolu Dağı tüneli bitiremeyen bir Türkiye'den Kuzey Marmara Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın en büyük projelerini sadece 3 yılda bitiren bir hükümetlerden bahsediyoruz arkadaşlar. O yüzden 2002 yılı öncesini hiç unutmamak lazım. Herkese anlatmak lazım. Hakikaten ülkemiz çok büyük bir dönüşüm geçirdi. Dünyanın sayılı devletleri arasına girdi. Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna gelmesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve sizin gibi üreten ekipler sayesinde oldu. Olmaya da devam edecek. Sadece karayolu değil, yani ulaşımın bütün modlarında, karada, havada, denizde, demir yollarında ve uzayda. Bakın 20 yıl önce söyleseydiler Türkiye uzaya bir yıl içerisinde 2 tane yeni nesil uydu gönderecek dendiğinde herkes gülerdi. 2021 yılı içerisinde TürkSat 5A uydumuzda uzaya gönderdik ve Haziran ayı içerisinde dünyanın 1/3'üne yani %30'una hizmet vermeye başladı. Ve 2021 yılı sonunda da TürkSat 5B haberleşme uydumuzu gönderdik. Şu an yörüngesinde yerleşmek için 160 bin kilometrelik yolu kat etmeye devam ediyor. İnşallah onu da Haziran ayı itibariyle de bütün dünyaya hizmet verecek şekilde faaliyeti alacağız. Bunlar ayrıca ticari uydulardır ve dünyaya hizmet satan uydulardır. Yani dünyada uydusuyla temsil eden ülkelerden bir tanesi. Özellikle 2023 yılında bizim uzaya göndereceğimiz TürkSat 6A uydumuzla birlikte kendi uydusuyla uzayda temsil edilen 10 ülke arasına girmiş olacak Türkiye. Hedefimiz neydi? Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisinden biri olmak. Tabii Türkiye'nin ekonomik bakımdan can damarlarından bir tanesi Kocaeli. Kocaeli'nin dört tarafı mamur ulaşım yollarıyla Kocaeli'yi donattık. Kuzey Marmara Otoyolu bakın. Kocaeli'yi de çevreleyen İstanbul, İzmir, Adapazarı'nı bypass eden, tamamen şehri rahatlatan, hem çevre emisyonları da rahatlatan hem de ulaşım açısından bütün kolaylıkları sağlayan 8 milyar dolarlık bir projedir arkadaşlar. Bakın 8 milyar dolarlık bir projeyi 3 yılda bitiren, kesim kesim ihale edilmiştir, 3 yılda bitiren bir hükümetten bahsediyoruz. Ve bunun karşılığında bakın 17 yılda bitirilemeyen, bundan çok çok daha basit bir olan bir Bolu Dağı Tüneli projesi. Bakın bir 17 yıl gecikmiş bir proje. Bolu Dağı Tüneli'nin 10 yıl gecikmesinin Türkiye ekonomisine zararı 400 milyon dolardır arkadaşlar. Dünyanın en büyük projelerini, gıpta ile baktığı projeleri bir bir bitirip vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Tabi geldiğimiz en nokta yine dünyanın gıpta ile takip ettiği projelerden bir tanesi 1915 Çanakkale Köprüsü. Bakın bu projede 2,5 milyar euroluk bir projeyi tam 4 yıl içerisinde bitirdik. Proje bitene kadar da devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan bir projeden bahsediyoruz arkadaşlar. İnşallah 18 Mart 2022 Cuma günü hep birlikte sizlerin de katılımıyla bütün milletimizde dünyanın göz önünde inşallah bu büyük projeyi de ülkemize kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. Bu yollar, bu yatırımlar yapıldığı zaman bölgesinin ekonomisine, istihdamına, üretimine, turizmine de aynı anda oldukça katkıları bulunuyor. Bazı kısır, ucuz politikalara maalesef birileri tarafından bu projeler alet edilmeye çalışılıyor ama bu tartışmaların hepsi kısa sürede unutulacaktır. Çünkü bu projeler yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek çok kıymetli işlerdir. İnşallah bu projeler bitmeden, usanmadan devam edeceğiz. Çünkü bu finans modellerini de kullanmaya devam edeceğiz. Bunlar en iyi şekilde ülkemizde uygulanan projelerdir. Dünyanın örnek aldığı projelerdir. Tabi Avrasya'nın merkezinde gelişen, büyüyen Türkiye'nin ihtiyacı olan projelerdi. Önemli bir seviyeye geldik ama yeterli değil tabii ki. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Tabii Kocaeli ülkemizin göz bebeği.
illerimizden bir tanesi. Sanayinin merkezi, tabii üretimin, ihracatın merkezi burası. Burası ihmal edilmeye gelmeyecek bir yer. Tabii bu kadar yatırımlar yapıldı. Tabii ki yeterli değil. Bundan sonra da artarak devam edecektir. Çünkü bölgenin, Kocaeli'nin kıymetini, değerini en iyi bilen AK Parti hükümetleridir. O yüzden yatırımlarımız da hızla devam edecektir. Bugün yine çok önemli bir açılış yapacağız. İzmit'te Kandıra'yı güvenli, konforlu, hızlı bir şekilde birbirine bağlayacak önemli bir yolumuzun belli kesimlerini bugün açılışını yapıyoruz. İşte raylı sistem çalışmalarımız var. Şehir hastanesi raylı sistemini uzatıyoruz. Mevcut şehir merkezindeki tramvay hattına bağlayarak inşallah şehir hastanesinin toplu taşıma ihtiyacını da karşılamış olacağız. Tabii bölge aslında bugüne kadar belki bu yıl içerisinde bu projemiz bitecekti ama maalesef engellemeler artık bitmiyor. Çünkü bazı dış mihraklar tarafından engelleniyor. Bazı mahkeme ihlalleri oldu. O mahkeme ihlalleri nedeniyle projemiz kesintiye uğradı ama şu anda bir problemimiz yok. Devam ediyoruz. İnşallah burayı da 2023 başı içerisinde tramvay hattını da tamamlayarak yine sizlerin hizmetine sunacağız. Tabii 2023 seçimleri çok önemli. Biz bir taraftan bu projelerimizi bitirip vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. Tabii sizler dava arkadaşlarımız olarak da bu projeleri milletimize anlatacaksınız. İnşallah 2023'ü de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gümbür gümbür geçerek artık Türkiye dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi içerisinde yer alacaktır ve dünyada söz sahibi olmaya devam edecektir. Ben bugün sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu taşıyorum. Biraz sonra da öğleden sonra inşallah İzmit Kandıra yolumuzdaki açılışlarımızı da yapacağız. Sizlerin hizmetine sunacağız. Yine bundan sonra da projelerimiz tabii ki artarak devam edecek. Sizlerle tekrar birlikte olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı cumalar.